Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli yulaflı protein kap yapıyoruz. Bu tarifimi mutlaka denemeniz gerekiyor. Çünkü ister kahvaltı olarak, ister öğle öğünü, ister akşam öğünü olarak kullanabilirsiniz. Protein içeriği çok yüksek. Kendiliğinden gelen bir proteini var. Haydi hemen tarife geçelim. Evet, bu tarifimizin yıldızı kuark olacak. Kuark içerik açısından peynir altı suyundan elde edildiği için çok kıymetli proteinler taşır. Doğal olarak yağ içermez, çok besleyicidir ve tadı da süzme yoğurda benzer. Bu tarifin daha önce süzme yoğurtla yaptığım versiyonlarını paylaştım sizlerle. Hatta ricotta peyniriyle de yaptık, yine proteini yüksek oldu. Ama en yüksek protein içeriğine sahip hali de bu kuarklı versiyonu oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Marketlerde satılıyor. Sade kuark olarak bulabilirsiniz. Şöyle 100 gram kadar kuarkımı aldım kaseme. Bir 100 milim kadar da süt ekliyorum içine. Birer çay bardağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da yarım su bardağı kuark, yarım su bardağı süt şeklinde de düşünebilirsiniz. Çok az da vanilya ekledim. Vanilya özütü şeklinde kullandım. Siz toz vanilin ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de olur. Size kalmış bir şekilde. 3 dolu yemek kaşığı kadar ince öğütülmüş yulaf ekliyorum üzerine. Tatlandırma işlemini de gene bal kullanarak yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar, yani 10 gram balımızı da ekledim. Güzelce tüm malzemeler birbiriyle karışana kadar karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamada meyvesini de ekleyebilirsiniz ama ben meyvesini ertesi sabah eklemek istedim. Evet, kuarkımız artık buzdolabına kaldırılmaya hazır hale geldi. Dolaba kaldırıyorum. Bir gece en az dolapta tutuyorum. Bir 3-4 saatte de çekecektir kendini ama en iyi sonuç için şöyle bir gün beklemenizi tavsiye ederim. Evet, ertesi gün dolaptan çıkardım. Hemen süslemeye başlayacağız. Ben bugün incir kullandım. Siz istediğiniz farklı çeşit meyvelerle de yapabilirsiniz bunu. Ananas, şeftali, çilek, muz, üzüm, elma, armut, bunların hepsi çok yakışacaktır. Kırmızı meyveler çok yakışacaktır. Artık damak tadınıza ne hitap ediyorsa o şekilde tercih edebilirsiniz. Şu kıvamın güzelliğine bakın. Yoğunluğu, dokusu, tadı harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçerik olarak proteince çok zengin oldu. Peynir, yumurta yemek istemediğiniz kahvaltılarda bu tarifimi tercih edebilirsiniz. Doyurucu olacaktır. Tok tutacaktır uzun süre. Üzerini de biraz daha incirle süslüyorum. Tarifimizin içindeki tek eksik yağ grubuydu. Onu da şekersiz fıstık ezmesiyle karşılıyorum. Siz istediğiniz farklı çeşit bir yağ grubu besini de ekleyebilirsiniz. Fındık, badem, ceviz gibi ya da kaju ezmesi gibi, artık tamamen damak tadınıza bağlı olarak değişir. Şöyle bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi çok yakışıyor bu tarife kesinlikle. İncir ve fıstık ezmesine ben tarçını çok yakıştırdığım için birazcık da tarçın ekledim. Ve artık tarifimiz hazır. Pişirmeden, geceden ıslatarak yaptığım yulaflara göz atabilirsiniz. Diğer tariflerim de sayfamda yer alıyor. Onları da mutlaka bakın ve deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu güzelliğin karşısında daha fazla bir şey demeye gerek yok bence. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.